Antalya'dayız. Yine kebapçıdayız ama bu sefer Paşa Kebap'tayız. Ve dilerseniz Paşa Kebap'a şöyle bir gidelim. Oradaki güzel yemekleri ekranlarınıza getirelim. Hep birlikte yiyelim ve seyredelim diyoruz. Kemer'in en büyük kebapçısındayız. 1994'te faaliyete geçtik. Kemer'e geleli 20 yıl falan oldu. 4 yıl sonra burayı açtık. Evet. İşte öyle hizmet etmeye çalışıyoruz. Turizmde bir yer edinmeye çalışıyoruz. Çok büyük bir geniş kapasiteniz var. Kişi çok, sayısı çok, yüksek. Evet. Bir de Kemer'in ilk kebapçısı olma özelliğini taşıyor. Yani ilk en büyük kebapçısı. En büyük kebapçısı. Evet. Kaç kişilik burası? Yaklaşık bir 250 kişilik falan var yani. Bahçe mi? İçeri bölüm de var. Burası var. İşte içerisi var. Yan taraftaki bahçe var. Yazın açıyoruz. Genelde 4 ay çok yoğun. 4 ay. Tabii Mayıs. Tam sezon değil mi? Yaz sezonu. Tabii. Evet. Özelliğimiz... Mutfağınızın açık olması çok önemli bir kere. Açık. Her gelen görüyor yapılan kesinlikle yemeği. Bakabilir. Göz önünde. Yani böyle bizim arkamızda herhangi bir şey yok. İkincisi bizdeki malzemelerin çoğu... Biz Urfalıyız. Urfalı malzemelerin çoğu Güneydoğu'dan. Güneydoğu'dan gelir. İsotumuz, biberimiz, tulum özel peynirimiz, yani tereyağımız tabii. Yani şurada gördüğümüz tulum peyniri. Tabii. Bunu siz mi yapıyorsunuz? Değişik bir yoğurt ezme, gibi. Ezme, o da evet. Yok, yoğurt. Yoğurt, süzme yoğurt. Çok güzel. İşte ezmemiz var. Şu bizim Maraş'tan geliyor. Bu da tereyağı, o da şeyden geliyor. Urfa'dan geliyor. Çok güzel. Etlerimiz genelde bu et aldığımız yerden Mera. Evet. Mera'da otlanan koyunlara doğal çok, otlanıyor. Tabii. Biz öyle tek bir yerden almayız. Zaten etin o özelliği besili, önemli. Mesela bizde bir besili et olmaz yani. Bizim ustalarımızın hepsi Antepli'dir. Kendileri bizzat kendisi alır eti. Beğenmedikleri zaman da almayız yani. Bizim öyle sabit aldığımız yerler yok. Evet. Yani mutlaka lezzetine çok önem veririz. Peki nasıl, ilgi nasıl? Turistlerden, yabancı turistlerden, tatile gelenler neyi tercih ediyor buraya gelip? Her şeyi bulabilirler ama çok kesinlikle geniş. Kesinlikle. Mesela Kemer'de bazı restorançıların çoğu turistlerin bizzat kendi ülkelerinde yedikleri şeyi sunarlar. Bizde öyle bir şey yok. Biz kendi ülkemizde Türk'üz diyoruz yani. Türk'üz evet. Türk usulü her şey. Türk usulü ne olur? Kebap olur. İşte lahmacun olur. Gerçekten de çok memnun kalıyorlar yani. Evet, şu patlıcan kebabı da çok özel gözüküyor. Yani turist bunu Almanya'da yemiyor, bilmiyor, yemez, görmüyor. Ona çok daha değişik kültürümüzle ilgili şeyler sunmaya çalışıyoruz. Sadece döner var orada zaten. Bir döner zaten, onu da Türkler yapıyor. Evet. Yani, burada sizde de döner var. Tabii bizde de döner var. Onda yaprak, da açık dönüyor. Tabii. Yaprak döner var bizde. Çok güzel. Peki başka menü spesiyalleriniz, burada spesiyal var şimdi, zaten de. Şimdi ben size böyle bir şey yaptırdım. İşte şu bizim beyti sarma dediğimiz yoğurtlu. Evet. Tavuğumuz var, tavuk şişimiz var. Bakın şurada. Tavuk şiş. İşte burada Urfa var. Bu Adana acılı. Adana acılı. Domatesli kebap. Patlıcan. Bu da patlıcanlı tabii. Bu da daha değişik bir etten. Yani çok yumuşak. Evet. Bir et. Tavuk kanat. Bu da kuzu şiş. Şu da bizim yaptığımız özel kendimiz spesiyalimiz bu. Ne var içinde? Bunun içinde kaşar var, et var. Bunun özel bir hamurla sarıp fırına atıyoruz. Mesela bu esas Paşa Kebabı'nın adı bu işte. Şu Paşa Kebabı. Tabii, bu sizin isim hakkını verdiğiniz yemek. Evet. Çok güzel. Tabii yine böyle sebzelerle süsleniyor. Evet. Ama bu benim, şu da benim dikkatimi çekti. Tabii bu da çok önemli. şunu mesela biz yeni yaptık bu yıl. Yeni spesiyal mi? Evet. Biraz et pahalandı bildiğiniz gibi. Evet, maalesef. Herkes yiyemiyor artık. En pahalı eti Türkiye'de biz yiyoruz. Evet, maalesef. Yeni böyle bir soslu kremalı mantar var içinde. Sos var, soğan, dereotu, sarımsak ve sebzeler var. Bezenmiş. Tabii. Turistlerin bayağı bir ilgisini çekiyor. Yeni başlamamıza rağmen bayağı bir satmaya başladık ondan da. Bir de tabak büyük, porsiyonlarımız Tabii. Bizde tabaklar çok büyük. Peki. Çok mersi. Böyle güzel yemekleri de ortaya çıkarıp özellikle yabancı turistlere hizmet verdiniz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Devam ediyoruz sevgili seyirciler. Özenle hazırlanan birbirinden lezzetli Türk mutfağının seçkin yemeklerini mutlaka tadın.